son. Deliğin eki kol aburcu bura son. Tadı damağına varacak mutfağa kon. Sonunda kazanıyor pembe diyeti boz. Yine geze geze atıyoruz Osta Euro. Yıllarca diyetle savaşta mis kokuyor yemek pelin yavaşla. Alamıyor gözünü gönül sofrası bu. Kararlı görünüyor diye bozuluyor. Kıbrıs lezzeti her bir tarafta. Pembe dayanamıyor büyük savaşta. Kaybeden tarafı seçiyor galiba. Yaşasın özgür şişman dünya. Başlamadan önce deniz, taş varken denizde taş sektirme çabası kaçınılmazdı. Her ne kadar beceremesek de denemek bile eğlenceliydi. Ve evet, son günümüz ve son gezimiz. Heyecanla başlıyor. Sevgili izleyenler, hepinize Genç TV ekranlarından Ostory 2017 programından merhabalar. Biz Samos'ta gezmeye devam ediyoruz. Evet. Nasılsın pembeciğim? Çok iyiyim vallahi. Gerçekten turizmin ana sponsorluğunda Samos'a geldik. Gerçekten bu üçüncü günümüz ve son günümüz. Biraz ben birazcık üzüntülüyüm aslında çünkü gezilecek çok yer var. Yani üç günün içine kesinlikle sığdıramadık ama gene de güzel görüntüler elde ettiğimizi düşünüyorum. Bakalım bugün nasıl geçecek? Ben de merak ediyorum ki özellikle Pembe'nin gerçekten inanılmaz bir dans yeteneği varmış. Bunu keşfettim. Ama ben derim keşfedilmemiş bir adayım. O yüzden şok geçirdi biraz Pelin ama. Ben böyle sırtaki görmedim. Ben bilemem yok ben istemem diye kalktı. Bir baktım herkes dağıldı. Pembe sırtakiyi biliyormuş. Böyle halay başı şeklinde devam etti. Bir şey söyleyeyim sana. Yani iki gecedir herkes böyle bir edalar, böyle bir sarhoş şeyleri. Yani zaten çok hani böyle şey performans gerektiren bir şey değil. Bir de ayak vurdunuz mu olay bitti. Zaten bize birazcık da yakındır yani bu edalar falan filan. Ama yani gerçekten hani oynadım ama bir baktım halay başıyım. Yani o halay başı olduğunda sana gelen o şey... Özgüven. Özgüven. Hemen kolu da böyle ittirdi. Gerçekten de öyle. Çok güzeldi. Biz çok eğlendik. Eminim izleyenler de hani böyle eğlenmiştir diye düşünmek istiyorum. İnşallah. Bilmiyorum de. Onu herhalde göstermiş olmamız lazım. Şimdi acaba bugün nerelere gidecek? Seda abla bir şey söylemedi. Sürpriz dedi. Bakalım nerelere gidecek? Ben de çok merak ediyorum. Hep birlikte izleyelim. Osta Euro 3. bölüm Samos başlasın. Karlovasi şehir merkezi çok sessiz, sakin bir kasaba. Sanki sadece manzaralar konuşuyor gibiydi. Şimdi tabii ki Samos Adası'nın
biz Karlovasi Limanı'nda indik. Orada da kaldık. Ama burası, yani şu anda gördüğünüz bölge Karlovasi'nin şehir merkeziymiş. Evet, burası çok kalabalık oluyormuş ve gerçekten öğrencilerin çok tercih ettiği, böyle cıvıl cıvıl kafelerin olduğu bir bölge, bir yer. Arkamızda da gördüğünüz gibi buranın belediye binası varmış. Orada bir heykel var ama kimin heykeli? Burada zaten çok fazla heykel var gördüğüm kadarıyla benim. Ben de öyle gördüm. Aynen öyle. Çok fazla heykel var. Güzel. Bu demek ki gerçekten insanlar burada bir daha gerçekten kendi kültürlerine, ne bileyim kendi tarımlarına, her şeyine insanların büyük bir saygısı var. Geleneklerini, göreneklerini hep devam ettiren bir yer burası. Ya benim bir de gördüğüm böyle az önce böyle yokuş aşağı, çok hatta yokuşlu bir yer olduğu için burası dar sokaklardan geçtik. Hani hepimiz hayal edebiliyoruzdur diye düşünüyorum anlatırken ama hiç dokusu bozulmamış. Hani her şey daha böyle şirin, bir ada konseptine çok uygun. O benim çok hoşuma gitti. Çok da güzel. Peki mesela hani buraya gelmek isteseler ki bilirsiniz. Tursem, Girne'de acentemiz var. Oraya başvuru yapabilirsiniz buraya gelmek için. Sence Pelin hani bugün sonuçta hani üçüncü gün. Buraya gelmek isteyen hani insanlar sence yanında ne getirmeli? Yanında ne getirmeli? Mesela ben Pelin'e şey dedim. Bir daha gelecek olsam gerçekten çok rahat böyle işte tight'lar getiririm. Spor ayakkabı. Kız adaya düşsen. Bir dakika, bunu o zaman belirtmek istiyorum. Acaba dedim espri mi yapıyor? Çünkü az önce bana dedi ki Pide'de sürekli balık balık. Buradaki insanlar çok sağlıklı besleniyor. Menüler hep balık. Hellimle zeytirimi çantama. Pek semetimi dedi çantama atsaydım. Dediğin için ben arkadaşım bilemedim. Bunu da dipnot olarak söyledim. Evet. Çok rahat giyeyim burada. Yani evet. Öyle süslü püslü kimse yok. Herkes böyle rahat, turla gelenler de rahat. O yüzden kıyafet anlamında da böyle yanımızda şımşıkırdak şeyler taşımak zorunda kalmıyoruz. Yani bizim gibi topuklu ayakkabı sakın getirmeyin. Gayet burada herkes çok relax, herkes tatil modunda. Gördüğünüz gibi bir spor ayakkabı, bir de babuç, bir de tabii ki yaz mevsiminde bol bol mayonuzu getirin. Denizleri harika. Şimdi tabii biz tam o mevsime denk gelemedik. Evet. Yani sezon başına denk geldik daha doğrusu. Bu ilk sefer olduğunu zaten ilk programımızda da söylemiştik. Ama şimdi önümüzdeki süreçlerde ki zaten bugün bile en sıcak günü sanki evet. Bugün. Birazcık daha bulutlu biz bir gün ama. Birazcık hani soyunmaya başladık. Evet, genel olarak hani herkesin hemen bizim gibi giyindiği bir süreç. Sonrasında ama yazın ortasında denizleriyle, plajlarıyla ayrı bir güzelliği var. Zaten gelen turistler de çok tercih ediyorlarmış. Hadi bakalım o zaman buraları birazcık gezelim. Manzarası da vardı. Ancak yine kilisenin içine girememiştik. Bu adada tüm araçların küçük olması ve hiç denecek kadar lüks arabaların yer almaması da adanın dokusuna uygun harika bir özelliği. Yine daracık, merdivenli sokaklar, rengarenk pencereler, etrafta mis gibi çiçek kokuları. Biraz bu güzel ortamda vakit geçirmek istedik. Harika bir kahve keyfi sonrasında gezi turumuza devam ettik.
yolculuğumuz ilerlerken bir anda yeşilin her tonuyla karşılaştık. Anlatmaya kelimeler yetmez. Doğanın bütün renkleri bürümüş dört bir yanı. Ne kelimeler yeterli, ne de duygular yeterli bu güzelliği anlatmaya. Uçsuz bucaksız ağaçlar, gövdelerindeki sarmaşıklar, dağların arasından akan sular, yerlerdeki yapraklar, ne güzelsiniz. Gerçekten aşık olduğumuz. Yani geldiğimden beri keşke bu artık ekranları bu kokuyu da verebilsek değil mi? Dediğimiz bir yerdeyiz gerçekten. Ben fotoğraf çekmeye çalıştım geldiğimden beri. Ağaçları ve çevreyi kadraja sığdıramıyorum. Yani bu görselliği nasıl ekrana getirebiliriz bilmiyorum ama muhteşem. Yeşilin her rengi var. Bir tarafta aşağıda bir dere var. Akarsular var. Gerçekten Pelin'in söylediği gibi ulu ulu ağaçlar var. Üzerinde sarmaşıklar var. Gerçekten böyle tüylerim Pelin'e şey derim, böyle ağaçlara koşup sarılasın bu. Demek ki gerçekten hani insanların hani böyle şey bu hissi yaşadığı ortak bir şeymiş değil mi? Böyle toprağa dokunmak şey. Ben beni oksijen inanılmaz çarptı şu an. İndiğim anda başım döndü. Yani bu normal bir şey mi bilmiyorum ama. Bayağı çünkü güzel bir oksijen var. Temiz bir oksijen var. Mis gibi bir koku var. Allah bozmasın. Adanın çok, yani dünya çok eski. Gerçekten. Çok güzel. Burasının adı da Monolates. Yani gene Samos Adası'nın Monolates bölgesindeyiz. Gerçekten çok güzel bir yer. Yeşilin her rengi var. Yapraklar. O yani hani biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Aslında yani doğanın onun diyorsun. Ölüsü bile güzel doğanın gerçekten. Yani ölü derken kurumuş yapraklarından bahsederek. Bu renklerin ya bilmiyorum biz çok büyülendik. Ben çok beğendim Monolates. Evet. Evet, daha da ilerleyeceğiz. Yolumuz daha da var. Biz böyle vurulduk diye buraya aslında durup ayrıca izleyicilerimize göstermek istedik. Aynen öyle. Yani burayı size göstermeden geçemezdik herhalde. Lütfen bu doğayla baş başa kalın şu anda. Lütfen buraya gelin. Muhteşem bir yer. Biz bu doğayla baş başa kalalım biraz. Bence de. Şunu da söyleyelim izleyenlerimize. Yani gerçekten herkesin o kadar stabil bir hayatı var ki birçok kişi 9-5 çalışıyor. Hatta daha uzun saatlerde. Belli başlı ücretlere, zamanlara, hayat ömür geçiyor. Gezmek lazım. Yeni yerler görmek lazım. Hayatın tadını çıkarmak lazım. Bence o zaman gerçekten bu mutluluğu yaşayacağız. Hayatın anlamı sanırım şu anda böyle gezerek, yeni yerler keşfederek çıkarabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Allah'ınızı severseniz çevrenize zarar vermeyin. Evet. Böyle güzel ağaçlar, böyle güzel manzaralar. Yani Allah aşkına yere çöp atmayın. Bir tane de çöp ben görmedim yok, geldiğinden çok beri. Çok saygılılar gerçekten. Çok, yani çok sıcakkanlı, çok gelen kişiler de hani mesela işte İngilizcesi veya işte Yunanca konuşamayacak kişiler için böyle çat pat Türkçe de biliyorlar. Çok da aslında nasılsınız? Ha bir şekilde de anlaşıyorsunuz zaten gülümseyerek. Aynen öyle. Yani en önemli şey zaten anlayıştır. Gülümsemektir. Yüzümüzden gülücükler eksik olmadıktan sonra herkes birbirine anlaşır. Din, dil, ırk hiç fark etmez. Evet, dünya çok güzel. Gezelim, görelim. Hadi bakalım gezelim.
Vallahi hadi Pelin, dağlardan gelen suyu da böyle değerlendirmişler. Çok da güzel. Pelin eğer ölmezse ben de sudan içeceğim. Ya dinlemiştik, hatırlıyor musun? Evet. Şeydi. Bir gölet vardı galiba orada. Ya bir gölet miydi? Bir böyle akan bir su vardı bir bölgeye ait. Buradan içerseniz delirirsiniz gibi bir inanç varmış. Evet. Bir şey vardı. Ama gerçekten bir şey söyleyeyim. Bence bu buraya gelen de delirir. O kadar güzel ki oksijende. Gerçekten çok güzel yani. Kafama da ay. Kafama enseme tutuyor mikrofonu. Sen bence dikkat et. Bence de. Güzel doğa harikası, yere sarılmak, koklamak, her bir dalına dokunmak istedik. Mükemmel doğa manzarası arasında tepede küçücük bir köy vardı. Adı Manolates. Kuşlu, küçücük yolları, sessiz, sakin, dört bir yanı doğanın her rengiyle döşenmiş, şirin mi şirin bir yer burası. Manolates köyünün en popüler özelliği minik minik lezzetli yemeklerin bulunduğu restoranları ve küçük hediyelik satan dükkanları. Kadar gelmişken hem hatıra kalması için küçük objelerden hem de lezzetini merak ettiğimiz yemeklerin de tadına bakmak istedik. Manolates'dir. Zannedersem hani böyle şeyi de ne derler ona Pelin? Dilimiz de dönmez ama aşık olduk yani buraya. Çok da güzel bir restoranta oturduk. Çok lezzetli yemekleri var. Ya bir de çok farklı sunumlar da çok farklı. Önceden mesela salata geliyor değil mi? Evet. Hani aynı anda yemekle birlikte yermiyormuş burada. Aynen öncesinde öyle. Böyle şarapla tüketiyorsunuz ve çok güzel. Samos Adası'nın şarapları çok meşhurdur. Çünkü gerçekten her tarafa baktığınızda dağlara zaten bağları var. Dolayısıyla üzümleri şahanedir yani. Çok da güzel bence lezzetleri. Yani hepsi çok farklıydı ama biz mesela son gelen
keçi eti ve içinde böyle belli bir harmanlanmış bir içi var, iç hazırlanmış. Bu bizim Kıbrıs'ın elma garnası gibi ama böyle farklı yani. Hani biz çubukla genelde böyle sürterik. Bu böyle daha sanki katlanmış bir şekildedir hamurun sanki. Yuvarlak yani değil mi? Böyle kıvrılmış gibi. Evet, ama evet. Ama el yapımı olduğu kesin ve çok güzel. Her şey çok güzel. Çok güzel. Mesela biz bu adada baktığımız zaman genel anlamda en önemli özelliği bir kere ana yemek gelmeden önce özellikle beyaz peynirli önceden salatanın gelmesi oldu. İşte az önce evet onu söylemek istemiştim. Hakikaten çok güzel oluyor. Hatta avokadolu falan da var yani bir yandan. Çok güzel sosları var. Vallahi ne diyelim, bu güzel lezzetleri tatmak isterseniz mutlaka Samos Adası'na gelin. Yemeği yedikten sonra sokaklardaki sessizliğin nedenini anladık. Meğer herkes restoranlardaymış. Çok lezzetli dedikleri yemekleri az bile ölmüşler. Köftesi, makarnalı keçi dolması ve birçok mezesi, özellikle de ev yapımı beyaz şarabı, inanın yok böyle bir lezzet dedirtiyor. İkinci senesiymiş galiba yani Sığacık'tan buraya gelme. İkinci senesiymiş. Çok da güzel aslında. Çok da şanslı yani, çıktık. Kesinlikle biz de daha önce de söylediğimiz gibi bu seferleri düzenleyin diyoruz. Kaçırmayın diyoruz, yanlış söylüyorum artık da oksijenden. Gerçekten kaçırmayın. Gerçekten buraları çok güzel, mutlaka gezin diyoruz. Ama mücevher değerinde olan Manolates köyünü görmeyen kalmasın diyoruz. Buraya otobüslerle çıkılamıyor. Araba, motosiklet, bisiklet gibi dar yollarına sığabilecek şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ama inanın her şeye değer. Ne güzel sokaklar, ne güzel evler, değil mi? Çok farklı bir hayat. Çok farklı gerçekten. Yani ben bir de neyi düşündüm bilin? Yani 33 bin nüfusu olan bir ada Samos. Gerçekten kasabaları zaten tabii ki kendi gibi küçük olmasına rağmen, her kasabada dip dibe olmalarına rağmen kilise var. Ve çok da güzel kiliseler ama şansımıza içlerine giremedik çünkü tatil maalesef. Bir de şeyler benim çok ilginç, bana çok ilginç geldi. Yol kenarlarında küçük böyle küçük böyle anıt gibi. Meğersem hani bizde nasıl böyle hayrat çeşme yapılır vesaire. Ama burada da böyle mum yakmak adına minik minik şeyler yapılmış. Böyle çok güzel yerlere yapılıyor. Aynen öyle. Bu arada güzel bir kiliseye gene geldik. Arabayla belli bir noktaya kadar çıkabiliriz. Gene böyle çok güzel basamakların olduğu bir yer. Basamaklardan yavaş, ara sokaklardan yavaş, tengör mengör kiliseye doğru çıkıyoruz. Kedi de bizimle, merhaba. Merhaba. Geldi durdu. Pisi ay. Yaz, buradaki kedicikler biraz zayıf mı? Bana mı öyle geldi? Ha, orada bir tane tosun geliyor. Bütün her şeyi uyuyor galiba. Herhalde ama çok tatlılar. Çok güzelsin sen. Pisicik. Evet. Hadi gidelim mi kiliseye? Hadi.
buraları hiç bırakmak istemesek de son ziyaret etmek istediğimiz tüm Karlovası'yı tepeden görebileceğimiz harika bir kiliseye gitmek için yola çıkmamız gerekiyordu. Seni hiç unutmayacağız Manolates. Kiliseye çıkarken aksakallı bir dede karşıladı bizi. Hem de etrafında birden fazla kediyi. Kiliseye çıkmak için bayağı yorulduk. Kaç basamak çıktık be Pelin? Gitmek istemediğimiz bir andaydık. Beni götürme. Ay çaydın kollarına gitme de yedin. Bakamıyorum, beni götürme. Gerçekten. Bu bizim herhalde yaşadığımızı herkes yaşar buraya gelen herhalde. Şu yani. Ya bu surata bakın, şu an mutsuzluk akar çünkü artık gitmemiz lazım. Program bitti. Program bitti. Birazdan gemi kalkacak ve rüzgar beni sersemetti, oksijen beni çarptı. Az önce Emre'ye Faruk dedin. Aynen. Ama bu doğanın güzelliği, o yeşilin ve bütün tonlarının olması, bu arkamda gördüğünüz manzara gerçekten bambaşka harika bir şey. Çok güzel. Nasıl bir program oldu Pelican? Bence dolu dolu, keyifli. Yani biz çok güzel eğlendik. Hani bazı şeyler çok sönmedir ve ekrana yansır ya. Bence öyle olduğunu düşünüyorum. İnşallah da yapabilmişizdir. Çok emek harcadık. Çok güzel insanlarla birlikteydik. Ben Tursem'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrar hatta çok teşekkür ben ediyorum. Ben Seda ablama sonsuz teşekkür ederim. Yani Tursem Turizm. Semral Hanım biliyorsunuz bizim Girne acentemiz ama gerçekten herkese teşekkür ederim. Ufuk abimize teşekkür ederim. Gerçek bizim görünmeyen kahramanımız. Ama Ufuk abi, aslında gösterin Ufuk abimi de. Ufuk abimi de gösterin. Kendi böyle bizi beklerken masalarda uyuyan, sürekli olarak benim böyle şeylerimi, yanlışlarımı yakalamaya çalışan, bütün bölüm boyunca ama yakalayamayan bir türlü. Bizi taşıyan, yorulduğumuzda eşyalarımızı taşıyan bir abimiz. Ona biz da teşekkür ederim. Bir şeyler unuttuğumuzdaki, çok hiçbir şey unutmayız da zaten. Tabii hiç. Bir bakıyoruz Ufuk abi de sağ olsun. Yoksa şimdi bayağı varıyor, bırakmıştık Samos'ta. Aynen öyle. Emreciğimize teşekkür edelim. Gerçekten mükemmel çekim. Yani bu görüntülerin kahramanı sevgili Emre'dir yani. Ben şu gezimizde bunu anladım şahsen Pembeciğim. Bence sen de bana katılacaksın. Güzel hani işler böyle çok sevdiğin, çok mutlu olduğun, herkesin işini çok güzel yaptığı kişilerle oluyor. Kesinlikle sana katılırım. Ekip işi zaten çok önemli. Evet. Yani zaten burada da büyük bir ekip var. Ekip o arabasından tutun da işte otelinden, gemisinden, ulaşımından. Yani şöyle aslında kısacası, ekip çok önemli. Evet. Ortak çalışma çok önemli. Biz biraz tabii ekranın böyle tabii ön yüzüyük ama geride neler neler var. Tabii tabii, çok ciddi bir ekibimiz var. Bu anlamda hakikaten herkese çok teşekkür etmek lazım. Kesinlikle. Bu arada bizim 3 program boyunca yani burada Samos Adası'nda bize destek veren Kolezyon sevgili Hüseyin Umay'a da teşekkür ederek, o da bizim kıyafet sponsorumuz oldu. Onu da söyleyelim. Yaz kreasyonları bir harika. Mutlaka Kolezyon Kolezyon'a gidin diyelim. Hem Lefkoşa'da hem de Mausa'da var Kolezyon. Gelmeden önce şimdi malum mevsim ara geçişlerde, yani özellikle şimdi bizim bu çekimleri ilk seferde yaptığımızı düşünürsen bugün
ara mevsim, Mayıs'ın evet. ilk zamanları diyebiliriz. Evet. Bu yüzden hani böyle ne yaz ne kış ne giyeceğiz diye düşünürken kolezyon imdadımıza yetişti. Gerçekten Hüseyin Bey'e ben de çok teşekkür etmek istiyorum. İzleyenlerimiz de zaten hani ara ara gördülerse günlük o rahat ve tam baharlık kıyafetlerimizi kolezyondan aldık. Evet. Şimdi gerçekten ben... Ben oradan aldım. Çok rahat ve çok mutluyum. Ben de pantolonumu oradan aldım. Çok da güzel. Gömleğim de tabii ki kolezyondan. Gerçekten çok güzel. Yani Samos bizim için unutulmayan bir ada oldu Pelin. Bence de. Çok güzel oldu. Yani özellikle o en son gittiğimiz neydi abi ismi? Manolates sürekli olarak sorduğum Manolates. Yani çok kodladık da ezberlesin diye ama. Yok yani almaz annem, oksijen beynimi döndürdü. Gerçekten ben o yani oraya giderken falan böyle kendimi kaybettim. Benim. Evet bir baktık pembe topraklara. Bir ara gerçekten inmek istedim aşağıya, akarsular falan vardı. Benim sadece bu yolculuk boyunca en çok duyduğum bu bilmem ne lalesi miydi, bu akasya mı? Kadın diyor ki İngilizce bilmiyorum. Pembe soruyor. Ama çiçekleri zaten çok, en son zaten dayanamadım yani. Çünkü sürekli olarak kulağıma bir çiçek takma olaylarım vardı benim. Çok severim çünkü ama Pelin beni biraz dizginledi. Ama gene de sordum yani. Bütün çiçeklerin adını şu an bilebilirim yani. Ya evet. Evet. Güzel bir program oldu Pelinciğim. Çok güzel bir program oldu. Zaten biz gezmeye de yani inşallah kısmet olursa devam edeceğiz. Tabii, tabii. Bu yazı dolu dolu geçirmek herkesin hakkı. Evet. Hani sıcaktır evde oturalım demeyelim. Kışıktır işte soğuktur çıkmayalım demeyelim. Hayat kısa. Evet. Değerlendirmek gerekiyor. Her anın tadını çıkarmak lazım. Şimdi tabii ki biz 3 bölüm Samos'u çektik bu 3. haftamız. İnanın bize de sürpriz olacak ama beni şöyle bir şey yapalım mı? Haftaya görüşmek üzere değilim. Ama şu anda bile aslında haftaya nereye gideceğimizi evet. bilmeyik. Evet. Ama bu program bütün yaz boyunca devam edecek. Bakalım biz de çok merak ettik. Yani bunu izlediğimiz zaman aslında 4. haftanın programını çekmiş olacak. Bakalım artık biz rüzgar bizi nereye götürürse. Bavul hazır olsun biz yola çıkarız. Aynen öyle. Tursem. Gerçekten size sonsuz teşekkür ederek Samos'a gelmek isteyen herkes mutlaka Girne şubesine başvursun. Çok kolay. Mükemmel. Gerçekten çok kolay bu. Hani işlem sonuç olarak Semral Hanım'a bırakıyorsunuz. Buraya gelince Seda Hanım sizi karşılıyor. Gerisi siz tatilin keyfini çıkarıyorsunuz. Aynen öyle. Hadi bakalım bitirelim mi programı? Bitirelim. Hadi bakalım sevgili izleyicilerimiz, biz birazcık daha Samos'un tadını çıkaralım. Haftaya içimize oksijen çekelim. Aynen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Samos adasından ayrılırken çok güzel hatıralar ve dostluklar edindik. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı derler? Biz bu yaz çok gezen olacağız. Yaşadığınız her anın kıymetini bilin ve dünyanın her köşesini, güzelliğini keşfedin. Hoşça kal Samos. Başa dönüyor bu yol, tabela mol, yine geze geze atıyoruz aslı euro. Bugün bir kalem ol, yanında kağıt ol, hadi yaza yaza bitecek menülere son. Delinli ekip ol, abur cubura son, tadı damağına varacak mutfağa kon. Sonunda kazanıyor pembe diyeti boz, yine geze geze atıyoruz aslı euro. Yıllarca diyetle savaşta mis kokuyor yemek, pelin yavaşla alamıyor gözünü, gönül sofrası bu. Kararlı görünüyor diye bozuluyor Kıbrıs lezzeti her bir tarafta. Pembe dayanamıyor büyük savaşta, kaybeden tarafı seçiyor galiba. Yaşasın özgür şişman dünya.